Çek, kere. Hadi. Git. Git. Allah'tan yavrulana şey olacak şekilde bir şey olmadı. O var ya, enik karıştırdı ortana ha. O ufak enik var ya. O enik çok sert. Yok, pes etmez o. Bundan hiçbirisi pes etmez. Kalesi onu normalde döver de, kalesi dövüşmek istemiyor. O dağ hırsıydı aslında. O onun bir bahçesinde yok. Evet, Burak tut bakalım. Arkadaşlar bu zerdabayı da Özgür kardeşim sağ olsun sokaklarda buluyorlar, değil mi? Evet. Geziyormuş, ihbar üzerinden kısırlaştırmadan safkan bir cins olduğunu bildiği için Türkiye özgü nadir şey yapmak üzere, yani nesli tükenme tehlikesi altında olan ırklarından bir tanesi zerdaba. Sağ olsun Bener abi dedi, böyle böyle bir zerdabaya benzer bir köpek var dedi. Bunu ziyan olmasın dedi, kısırlaştırılmamışlar köpek. Evet. Bize verdi. Bak şurada Özgür, bunun kuyruğunu tıraş etmişler. Bak buradan tıraş etmişler. Burası tıraş. Şurada acaba bir şey olabilir mi? Boğazının altı tıraşlıydı zaten. Burada şurada bir şey olabilir mi? Yani bir kısırlaştırma falan olayı. Yok, erkek ya. Erkekte testisler duruyor. Duruyor. Ha, peki ne yaptılar acaba buna ya böyle? Yaralar vardı muhtemelen, o yüzden tıraşlamışlar. Herhalde bu sokak köpekleri araya aldı. Muhtemelen de. Şimdi zerdabalar acayip sert. Ha, bak çok... Burada da bir tane statler var, görüyor musun? Onu almamız lazım. Gerçekten. Evet. Demek ki bunu köpekler parçaladı. Bak, şurada telleri görüyor musun? Şu tellerden boyut boğazının altında bayağı vardı. Bunları var mı arabada? Hepsini topladık, arabada yok. Neyse alırız onu. Ama bunları bir şeyle alabiliriz. İstelim abi onları. Evet, evet. Şimdi bunlar şey... Boğazının altında çok fazla vardı. Ya köpekler bunun şey yapmış, bunları. Bayağı bir tabii... Bunlar çok atarlı giderli, bunlar küçükken işte. Evet. Hiç fark etmez, kralına gider tabii sokakta da köpekler bunu budamış. Her tarafı yara bereydi. Şöyle bir şey var, bizim bahçemizde de, ben dedim ya bizim köpekler bu köpekleri öldürür diye, hani artistik yaparsa. Evet. Allah'tan önden budamışlar hayvanı da, bizim bahçede kimseye atar gider yapmıyor ama evet. Huysuz, köpekler yanına geldiği zaman diş atıyor. Fakat köpeklerle daha uyum sağlayamadı. Evet. Yani öyle bir sıkıntı var ama inşallah uyum sağlarsa, güzel bir köpek, çok da insan canlısı bir hayvan. Arabada hiç havlamadı, bizim arabada, fakat dışarı bağladığımız zaman gezdirin beni diye havluyor. Kafese koyuyorum mecbur, başına bir iş gelmesin diye. Gece bu bir artistik yapar, bunu öldürürler. Sabaha bırakmazlar bizimkiler. Daha genç bak. Genç. Seni görüyor musun? Bir yaşlarında filan bu hayvan. Burada inşallah olursa, bekçilik de yaparsa bizim bahçeye uyum sağlar. Tavukla mokla iş yok çünkü. Tavuğa mokla saldırma. Valla şimdi hiç bir şey yapmadı. İnşallah bir şey de yapmaz. Dediğim gibi zaten orada da bir şey yapmamış. Neyse kardeşim, herkes sizin gibi bilinçli değil. Allah razı olsun. Karahan'ı da kaybettiğim zaman bulan arkadaş. Evet. Şeyde Maltepe Belediyesi'nde barınağa gitmeden önce veteriner kişilerinden gittik, aldık. Orada küçük bir video çektik gerçi ama Karahan aslan gibiydi. Orada tabii zayıftı. Tam kan parazit tedavisi gördü. Köpek kaçmış bir şekilde. Nasıl? Arabadan mı attı? Neydi o zaman, unuttum vallahi. Ha, ipinden mi çıktı? Bir şey olmuştu. Aradık taradık bulamadık. Gittim ta bir hafta sonra mı geldim. Ben de İstanbul dışındaydım. Evet, bir hafta falan kalmış herhalde. Evet. Geldik, Allah'tan o şekilde aldık. Neyse, köpekleri... Kan parazitine yakalan köpeği de eski halini görüp de sonradan kan parazitine yakalanmış halini görenler kolay kolay benzetemez. Aşağı yukarı 30 kilo vermiştir o köpek. Alişe Babizya denen bir şeydi, evet. O rahatsızlıktı. Böyle bir şey olması lazım. Öyle, burada zerde var. Evet, bugün Mustafa abi de geldi. Mustafa baş... Şimdi Mustafa abi ben... resimlerine görüyorum tabii, eski resimlerini mi koymuşsun WhatsApp herhalde. Ben de diyorum Mustafa ne yapıyorsun filan falan. Mustafa bir yaş kaç? 51.
Çok da şey değiliz yani. Birbirimize sizin beraber misiniz şeyde? Evet. Siz de seyrediyorsunuz herhalde YouTube'dan. Ben hep biçim. Zaten makinenin yanında telefon açıktı. Ben kimse de karışamıyor. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben tekstil iş yapıyorum. Öyle mi? Bizim bugün kocamana da bakmaya geldiler. Kangallarımıza direkt bakmaya geldiler. Zaten öbür türlerle işim olmaz. Evet. Direkt kangal. Evet. Çünkü bir şey yaşanmışlar olduğu zaman insan köpeğin ne olduğunu anlıyor. Gelin bakalım köpekleri bahçede bir gezelim. Yaklaşmayın, kimse atakiler yapmasın. Bu koşacaktır şimdi. Siz benim arkama doğru gelin. Yakın. Böyle bir laf koşsun. Hadi gel. Kral Zerdava'ya bir şey demedi. Onu önden tanıdı abi. Ona herhalde. Biraz geçsin de. Biraz şeyini atsın. Kral bizim tehlikeli bir köpek. Gitti. Normalde adamcılığı da çok yüksek bir köpeğin. Gözleri iyileşmiş. Kanaması geçmiş. Yine şey yani bir kirpik dönmesi var şu anda. Bir herhalde daha iyi. Evet. Yasin hemen bak. Allah razı olsun. Gördün mü? Tırmığı eline almış. Temizliğe devam. Mıntıka temizliği. Tabii her hafta kafeslerin temizlenmesi lazım. Ne kadar temizlik o kadar güzellik. Tabii yani bir temizliyoruz. Ortamda çöp dışarıdan atıyorlar. Bak şuralardaki poşetler falan nereden geldi belli değil. Uçuyor mu geliyor? Ne oluyor? Olabilir. Bu kadar bahçede temiz tutmak çok zor. Akbaşa sarmıyorlar herhalde. Akbaşı karanlıktayken ceylan çok tehlikeli. Bizim ceylan yapabilir. Yani bizim köpekler bazen benim yanımda hiç kimse ne adama saldırıyor ne köpeğe saldırıyor ama ben yokken sıkıntı yaşıyoruz. Ben yokken buraya biri girse yok, çok adamız var. Gerçekten çok adamız var. Bak bu ben kral normalde adam eti kemiğinden sıyır. Bak şu ceylan var bir tane. Şimdi göreceksiniz. Hepsi adam. Gelin bakalım. Doyun finosu içeri bağladım ki. O acayip avlıyor. Tam soytan o ya. Bütün köpekleri kıskanıyor. Herkese dalıyor. Bir de bununla şu alaca var bir tane bizim. Vali bunlar köpekleri tahrik edip birbirine sokuyor. Sinirlerini bozuyorlar abi, evet, köpeklerin. Evet. Ama da saldırıyor ya bizim dişi. Gir içeri. Evet. Bu da şimdi dışarı şey. Gerçi kraldan sonra dışarı salarız onu bir ya. Gel sen içeri. Bu bizim Kara Hanım. Biraz insana da sert. Köpeklere de çok sert. Tamam kızım, tamam. Sakin ol. Bu da iyi bir saf kangal. Var var, çok yaşlı bir köpek. Bu şey, biraz bunun herhalde köyde köpekler çok kavga etmiş. Birkaç köpeğin arasında kalmış ki hiçbir köpeği kabul etmiyor. Bu yanına kimseyi sokmuyor. Bir pusat bunu biraz altına aldı. Pusatla arası iyi. Bak herkese gider. Ata gider. Kimseyi yaklaştırmıyor. Bunu dedesine vuruş yapıyor. Çok sert bu. Acayip sert bir köpek. Adama da biraz sert. Ha bak şimdi arkadaşları gördü. Karşıda köpek yoktu. Hepsini avladı. Adama da karşı sert. Gel. Dur. Hemen kuyunu kabartıyor. Siz ona hiç hamle yapmayın. Hiç sevmeye çalışmayın. Suat. Çek. Kral burada girerse elinden alamayız. Girmediği zaman sıkıntı yok. Kral da Anadolu çoban köpeğimiz. Çok sert bir köpek. Bir de bunu az salıyoruz. Biraz hırslanıyor. Milletin tam kangal diyeceği köpek aslında. Bunu façaya çok benzetiyorlar. Uğur Çağlar'ın façaya. Ben hiç benzemiyorum ama. Bak hep böyle bu şekilde tetikte.
Yalnız bizim burada sultandan başka saldıran yok Muzardağ'a. Sizi benziyor zaten muhafaza. Bir de hareketleri de benziyor. Dur gel. Hayır hayır gel buraya. O şey sevmek için yapıyor. Lan düşeceğim lan düşeceğim lan. Sevmek için yapar o. Az da te... Hayır gel buraya kral. Gel kral. Mustafa abi seni sevdi ha. Yapacağını biliyor. Evet evet. Ya ben buna... Köpekten kolay kolay korkmam. Ben de her köpeğe güvenirim. Buna biraz tedirginim çünkü çok güçlü bir köpek. Bir ters durumda bir de ters bakıyor. Tedirginim dedikçe o tarafa. Yok mesela ben kimin ne yapacağını biliyorum. Bu normalde bir şey yapmaz ama geliyor bazen adamı yokluyor böyle şey yapıyor üstüne. Onu severse korkmazsa bir şey demiyor. Eğer gece buraya girersen bunun eline düşersen Allah korusun. Zaten sağdan soldan yetişenler de budar yani adamları. Bak kafesin yanına yaklaş. Mustafa abi seni sevdi bak. Hayt! Sultan! Hayır. Sultana bak sen ya. Dur oğlum lan dur lan. Abi kralın oynadığı ilk abisin ha. Çok, bunu yapma. Çok nadir çok nadir. O korkacanı, korkanı da seven de bilir onları. Köpekler insanı ayırt ediyor abi. Sultan. Rota bağla. Rota bak çirki gibi öz gözle faldası gibi açılıyor. Şey ya. Rota bağla yoksa kralı takışıyor. Çakal kırması gibi. Aynen. Kral ona bir dalarsa. Zaten bir sıkıntı canı var. Aynen. Allah'tan kral akıllı bir köpek. Ufaklara hiçbir şey demiyor. Ya bizim burada sıkıntımız köpeklerin birbirlerine kavga etmemelerini istiyoruz. Hayır. Bak kral gerçi bir şey demiyor. Birbirlerine düşman olurlarsa sıkıntı olur. Mesela bak bütün büyük köpekleri kafeslere koyduk. Sivas'ta zaten bir şey demiyorlar. Bir tane köpeğimiz var. Şimdi göreceksiniz kafeste. Onu öne koyduk. Pusat'ı da kafese koyduk. Ne olur ne olmaz. Neyi? Yo yo bırakma. Biz giderken bırakırız. O şimdi bizi ses dinlet şey yapıyor. Aynen öyle. Biz şöyle ileri doğru gidelim. Kral güzelleşti bak kilo aldı görüyor musun? Bu da bizim Ceylan. Bu da normalde çok adamcıdır. Bahçede biz olmayalım. Gece adamı kıtlar. O kadar sağlık olmasına rağmen bu da tam güzel bir kangal fenotipinde bir diş. Bu bayağı boylu da yani normal dişlere göre hiç doğum yapmadığı için bu çok iri oldu. Bu arkasında problem var. Bunu ben de çiftleştirmiyorum. Doğum yaparken mi? Yok doğum yapmadı hiç. Yani şey bir problem var. Prolapsus mu? Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyordu. Şey yaptım. Ameliyat ettirdim. Her kızağında çıkıyor mu? Ancak her kızağında aşırı hormondan çok şişiyor. Canı çok yanıyor. Yani o prolapsusun bir değişik versiyonu bundaki. Kral yok. Ne tipiyor? Bahçeye ilk gelenlere ilk geldiğinde evet, evet. Onu yapıyor. Şimdi muhafızın daha iyi bir huyu vardı. Muhafız bütün bahçeyi kendi başına dolaşırdı. Bu bizim biraz etrafımızda dolaşıyor. Tam hırsını atamıyor. Bahçede Serpilent abi yok yani. Gelenin Allah yardımcısı olsun. Yani benim yanımda köpekler bir şey demiyor ama bir tek bundan çekiniyorum. Fakat size dedim bak geri durun dedim dikkat ederseniz. İlk çıkarken hücumla bir şey yaparsa sıkıntı. Koşmaya başladıktan sonra köpek de akıllı ya biliyor neyin ne olduğunu. Ya bir defa gezeceğini biliyor. Ama bu köpeğin yanında bana birisi bak bir hareket yap gerçekten çok sıkıntılı. Şundan dolayı korkuyorum bundan çok güçlü. Zapt etmek zor. Ne oluyor? İkisinden de olabilir. Daha belli değil. Bak şu yeniklar. İkisinden de karışmış. Bunun yenikleri de olabilir. Mustang'in de yenikleri olabilir. Mustang çiftleşemiyordu. İlk bu çıktı ama. İlk kralı eşleştirdim. Ben de seyahate gidecektim.
Sonra ikinci gün Mustang geçti işte. İşte o erkeği oraya koyduk. Bak. Gir oğlum içeri. Ayaklarını çek. Dur dur, onu öyle yapmayacağız. Sen kapı kapalı değil mi? Evet, zincir. Ne yapıyorsun sen? Zincir var abi. Nerede var? Ne zinciri? Ha. Tamam tamam, siz fazla yaklaşmayın da şimdi. O gerideki, onun bir ayağa kalkması lazım yoksa parmağını kapar o. Gel kral. Hadi git. Erdem, bu tavuk tüyleri ne içerideki? İçeride tavuk tüyleri var. Bir tane öyle şey vardı. Ne, onu mu at? Yedi mi? Keşke atmasaydın ya. Ne, bir şey olmadı. Tavuk tüyleri bir şey yapmadı. Dedim öyle tavuk var. Ha, enikten üzerine işledi valla. Herhalde enikler bunun eniklerini işaretledi. Maraz gel buraya. Gel. Yok yok, gerek yok. Allah'tan bugün hava sıcak, ikisi de gazını aldı, dışarıda gezdiler. Bunlar çok tehlikeli, ikisi de çok güçlü. Birbirlerini kırıp geçirirler. Bir de kral kafese atacağını mı biliyor ne abi? Hani, kral dışarıdayken biraz daha mantıklı aslında, içerideyken daha sert. Bak marazla işte, marazla dışarıdayken daha ters. Kral dışarıdayken aslında bak, huylarını da yeni öğreniyoruz. Kral dışarıdayken fazla saldırmıyor. İçerideyken çok saldırgan. Maraz da dışarıdayken saldırgan, içerideyken saldırmıyor. Dışarıdayken içeriye. Ama kral 2 gün boş geçse abi rahatlar. Hadi gel gel, gidiyoruz. Siz yürüyün bakalım, biz gidelim. Suyu muyu dökmesinler şimdi. Yürüyün siz. Hep beraber gidelim, o da gelecek mi? Gel. Gel, gel, gel. Gel, aferin. İşte böyle. Ya bırak havlasın oğlum, sen uyuma ona. Birine de havluyorlar. Havlayan köpek ısırmaz. Valla bizim güvercinlerimiz de güzel, Mustafa abi. Allah Allah. Ben kendim eskiden var. 22 senelik benim. Eyvah, Erdem'e bunları demeyecektin. Hemen bir tane dişi alayım abi. Benim de içeride erkek boşluğu duruyor. Zaten yanı yakala dişi arıyor Erdem. Valla madem öyle ünlüyse. Karımız Sayın Ustalar, Şerif Ağlar var, tanıyor musun? Ne yapıyor abi kuşları? O saydığım kuşlar. Onun kendisine bir günahı düşecek. Onları kıracak daha. Onlar kendine vursa da abi. Şimdi anlaştık abi. Ama kırdığın zaman kendi yaptığının 3-4 katı fazlasını yapıyor. Gel abi. Sinekli mi abi, sinekli sabunu mu? Sineği yok abi, şeylere bozdular. Var var. Yavrularda var. Onu diyorum işte. Ekelerde yok. Gelmiş. Tabi takalı ama sonunda var. Orada var abi, küçük. Ben hiçbir zaman yavru kuş uçurmadım, içi kuş uçurmadım. Video kayıt yapıyor mu abi? Yapıyor. 7 yaşında şu boz dişi kanatları gelsin, sana kaldırayım izle abi, 7 yaşında. Doğru. 7 yaşındaki kuş da kimse kaldırmaz. Ya bunu herkes şu yatan kan tutturması lazım. O her yatan kuş tutturmaz zaten. Aynen. Bak o yatan boz abi. Aha bak, orada da ses kaydımız burada var. Burada mı çocuğum? 7 yaşında. Burada sana onu kaldırayım, bir bak bakayım. Kaç sefer yapıyor, nasıl geliyor, nasıl gidiyor. Vallahi bir bak şey, ona. Benim miskilerim 20 sefer. Dişiler kısa oynar yani, 20 metre, erkekler 50 metrenin üstüne çıkıyor. O 30-35 metre. Benim kuşlar var. Erkekler dişilerden daha iyi. Dişi o kadar ben 6 takla 11 takla, erkek 10 takla ne yapıyorsunuz? Genelde ben diş uçurmam abi. Ben erkek oynadım. Erkek oynuyorsa zaten. Heh, ben erkek uçururum genelde. Her kuş dişi kuş oynuyor ki zaten. Yani onun erkeğin oynaması. Yerde de kuş, havada da kuş ama uçurmadı.
Ya koşun kendisi oynamasın. Altı çalışsın da. Boncuk gibi koş. Herkes de bulamaz. Bende de bunun sineklisi var. 40'tan 50 tane baş yapıyor. Vurdum makası attım içeri. Sen de bir dişi veriyorsun mu bana? Hadi kamera çalışıyorken bir dişi veriyorsun mu? Ya gelirsen veririm, sıkıntı yok. Gelirsen derken nerede abinin yeri? Yok ben gelirken yine getiririm, sıkıntı Gültepe'de. Yok. Gültepe yakın ya. Gelirken getirme, sıkıntı ya yok. Ya adam bismillah daha yeni gelmiş. Niye? Olsun, sıkıntı abi, yok. Kuş işi böyle. Kuşçu gördün mü birbirinden mutlaka alır. Köpek işi gibi değil. Tanıdık var. Ya adamda 40 tane 50 tane kuş var. Sen de yavruyu ya şu yavruyu bana ver. Evet. Bahçemizin yakışıklı kralı. Evet. Yasin'le bütün köpeklerle arası iyi. Maşallah. Mustafa abi. Bak erken bu. Vallahi çok dişi veren oldu. Ben buna şey yaptım. Göründüğünden çok çok daha üst düzeyde bir güce sahip. Biz canlı olarak gördük. Bu hangi birini çekeceğim? Bir saniye. Atları bayağı iyi. Şu yavrular da bunu. Bunun dişisini öldürdüm. Koştu geldi hayvan buraya çarptı. Ağzından kan geldi herhalde. Ciğerini patlattı. Aynı şey bende de oldu. Buna vuracağım yani. Hatta Serpilent abi dedim ki abi iyi kuşçuluğunu bildiğim bir abiden bir diş bul diye bak söyledim. Evet daha bugün söyledi. Kuş var mı kuş? Ya kuş çok da ben şimdi herkesten istemiyorum. Yani ya herkese adam... anca gideceğiz diyecek ki istediği bir şey varsa sonu diyecek. Sonu bilecekse kuşu. O anda yani, da... Vallahi bak buna her dişiyi vurmam. Vallahi diyorum bak. Ben zaten 3-4 soy var. Sayın solardan var zaten. 5 tane vardı şimdi 20 küsür tane oldu. Abi sen onlardan boş ver. Sen kendi onlardan ama kendi uçurucan. Ürettiğin gördüğün var mı? Uçurum şimdi 2 yaşında. Onlardan olur eğer düşürebilirse. Kuşların altı çalışıyor zaten. Kuşların altı çalışıyor. Kendisi oynamasın bana altı oynasın. Burak buraya gel. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz köpekleri? Hangilerini beğendiniz? Daha Sivas'ı göremedik bir. Sivas'ı evet, Sivas'ı merak ediyorum. Sen çok köpek görüyorsun. Evet. Barınaklara da köpek topluyorsun. Aynen. Beğendin mi bunu? Güzel. Maşallah diye. Evet. Maşallah. Tank gibi maşallah. Ama ya. Biraz korku salıyor. Nerede? Onu yenmeden. Baron nerede ya? Baron yok. Acaba bu? Öbür tarafları dışarıda mı? Geldi sonra bir yere gitti. Ha buralarda o zaman sonra geziyor. Almadım. Bir bak bakalım şu arkaya mı gitti acaba? Ya. Ya da gezer. Nereye gitti acaba? Evet. Gel. Gel oğlum. Bak senden. Evet arkadaşlar bugünkü müsaadenizle abiden çekiniyor. Ona saygı duyuyorum. Çok herkese hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Bunlar da yayınlanınca yani bir kapanış yapalım dedim. Ayağınıza sağlık. Daha Sivas'a bakmadık. Ona da bakarız. Ya var şeyleri var ayrı ayrı. Dur. Bağlayalım. Ampa kapatır mısın Murat? Tamam görüşürüz. Tavukları soralım. Evet. İçeri girsin tehlikemiz. Evet. Biraz sakinleşti. Kendine de geldi. Sen gel dışarı gel. Gel Yasin. Yasin kopamıyor. Ne manazdan ne kraldan. Abi hepsini çok seviyorum ben. Evet. Vallahi bütün köpeklerde Yasin'in arası iyi. Burak sen de git pusat sal. Bize baronu bulsun o. Abi ama. Pusat. Pusat adamcı. Tamam oğlum tamam. Abi siz bu tarafa gelin açın. Biz onu salalım. Pusat. Oraya girerse de sarılırım. Sağlayan mı? Burak sal. Ne oldu? Sessiz evet siz salın o bizim yanımızda bir şey yapmazdı çıkınca. Ben yine gelirim o. Bak pusatı boğdurmuşlar köpeğin kulağı sürekli sallanıyor. Yo, kulağının içinde yara var yani bize gelmeden önce. Evet. Gel bakayım gel pusat gel oğlum. Hadi koş. Hadi koş. Git. Hayır oğlum. Hayır baba sakin ol. Gel buraya gel hayır. Hayır pusat. Sen çekil o uzaklaşsın. Kral da ona fazla bir şey demiyor. Saat hayır bakayım. Yapma böyle şeyler. Şişt, tamam. Hayır. İşte bu saat aynı benim kafayı
Şimdi bu köpeğe korkak diyorlar. Ya ne korkak ya, onların kendisi korkak ya. Sen de onu seyrettin ya abi. Ya bırak onu şey, ağzından çeşit. Gördün mü değil mi? Ya bırak. Tamam oğlum çekil. Hayır, hayır. Tamam kral, aferin sana. Aferin. Tamam. Çekil. Çekil oğlum. Gel, gel Kusat. Şu tarafa Yasin, şuraya gitsene, kral o tarafa gelsin. Gel kral. Gel. Yok ya, bu köpek hepsine zaten sıkıntı. Gel. Şimdi dışarıda bir şey demez, korkmayın abi. Bak şimdi bugün tavukları kovaladı bu oynamak için. Burak'a dedim ki kız ona sopayla fırlat dedim. Gelince nasıl kuyruğunu indiriyor. Köpek Burak'a aşıktı. Köpek öyle bir travma yaşamış, öyle bir korkutulmuş ki köpek. Şimdi köpek beni dövecek diye Burak'tan korkuyor bak. Ama halbuki bir şey yapmıyor. Hayır, onu zaten anlayacak. Ama bugün öğleden beri yani Burak'tan kaçtı. Ya öğleden beri derken 1-2 saattir Burak'tan kaçıyor. Bak Burak burada en sevdiği adam. Köpeğin psikolojisini buradan uyanabilirsiniz. Bak gördünüz kuyruğunu nasıl şey yaptı. Ya zaten o ilk kez çektiğim videoda bile sana atar yapıyor orada. Tabii bak. Ondan sonra alışıyor. Bak burada en fazla Burak ilgilendi şimdi köpekte. Yasin ve Burak getirdi. Ama Burak'la olan yaşıtlar zaten. Burak da 17-18 aylık, 20 aylık falan. Ondan sonra. yaşıt abi, oldukları bak, için. Burak, Cengo. Evet Burak ve Cengo. Aslında bunun ismini Cengo koyabilirdik biz. Aslan. Ama bak şimdi köpek Burak'a aşıkken Burak'a özellikle dedim ki bak tavuğu kovalamasın. Sopayı fırlat dedim, fırlattı. Ne yaptı? Burak yapmak istemiyor bu işlerden evet. Dolayı ama özellikle yapmasını ben söyledim. Yapsın. Don Baron falan yapsa bir şey değil mi? Orada dişi gidiyor. Bak dişi olduğu için bir şey demiyor ona tabii ki. Evet. Biraz barıştık. Gelin bakalım şu Pusat, sen git. Şu baronu bir bulun bakayım Pusat'ta. Ya Pusat. Bir şey kalmamış. Gel, gel. Bu kilo almış hali abi. Ben diyor köpeği diyor seviyorum diyor. Sen bana köpek seviyorsun ya. Bu kilo almış hali. Avuç şu kadar sırt var. Bel var hayvanlı ya. Şşt, çık oradan. Öküz üstüne yaptı ya. Gel oğlum gel. Hayır kaç. Eyvah. Hayır. Kaç. Hayır. Gitti namussuz ayak, bu da ayaklar kapıyor köpeği. O da ayak vermemeyi öğrenecek işte böyle böyle. Hadi ayıp. Bu da çocuk gibi oynuyor ilk sonunda zaman. Bu da bizim Sivas. Çok kalın da bunu biraz zayıflatmaya çalışıyorum. Gel oğlum gel. Çocuk gibi oynar. Bunda adamcılık yok işte. Adamcılık bunda yok. Ama şey yapar. Bahçede diğer köpekler avladığında bu da avlar. Bunun sırtı iyi biraz. Abi bunu işte zor zayıflatmaya çalışıyoruz. Çok kilolu. Aslan aslan. Kaldırganlığı falan var. Yok. Bu çok akıllı. Aslan. Buna birisi dalarsa dövüşür ama kimseye saldırmaz. Tam bir kangal karakterinde akıllı. Hadi. Vallahi yaşını bilmiyorum abi. Bana göre 6-7 var. Burada bir kokum var, nedir ya? Değişik bir koku buldu. Çok enteresan ha. Ne arıyorsa. Ceylan. Şu.
bayağı yüksek ha bu. Basına kapıyor ya maşallah. Baron şimdiden hatta kocaman kadar var bak abi. Baron kas yapsa kocaman kadar olacak yani. Yok kocaman ondan daha yüksek. Kocaman dikilince baronun yanında belli oluyor. Ha geçtim burada. Bizim yanımızdan ayrılmıyorsun. Hani ön tarafa geçeyim diye uğraşıyorsun.